Merhabalar. Öğrenme süreci devam eden, ki bir ömür boyu devam edecek olan bir süreç bu öğrenme süreci. Öğrenme süreci devam eden bir matematik sever ya da matematik anlatıcısından bir şeyler dinlemiş olacaksınız. Umarım faydalı olur. Faydalı olmasını hedeflediğim bazı konular anlatmaya çalışacağım size. Ki bu bazı konulardan kastım yaklaşık tüm lise müfredatını oluşturacak diye tahmin ediyorum. Bu haliyle de uzun bir süreç olacak bizim için. Şimdiden herkese faydalı olmasını diliyorum. Öncelikle sayılardan başlayacağız. Sayı kümeleri, sayı nedir, rakam nedir, daha sonra teklik, çiftlik kavramı, tek sayılar, çift sayılar diye devam edeceğiz. Sayı nedir? İnsanoğlu, hatta ilk insandan itibaren sahip olduğu çoklukları ölçmek, kıyaslamak, onların farkına varma ihtiyacı duymuştur. Haliyle bunun için ilk etapta eşdeğer, bazı eşleştirmelerde bulunmuştur. Örneğin parmaklar ya da taşlar vesaire. Bir süre sonra bu sahip olunan şeyler ya da var olan şeyleri saymak için daha sistematik, daha mantıklı yollara başvurmuşlardır. İşte bu şeye sayı diyoruz biz. Rakam ise tabii ki tarih boyunca farklı toplumlar, farklı kültürler kendilerine özgü farklı rakamlar, farklı sayı sistemleri kullanmıştır. Hatta 60'lık sayı sistemi hala günümüze kadar gelmekte ya da Roma rakamlarını biliriz vesaire vesaire. İşte bu bizim kullandığımız sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam diyoruz. Rakam bildiğiniz üzere 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere 10 adettir. İlk etapta sayı kümelerine girecek olursak sayma sayılarından başlamamız gerekiyor ki sebebi insanlar önce var olan şeyleri sayma ihtiyacı duydular. Yani 1, 2, 3 ne varsa. Sayma sayılar kümesi N artı olarak ya da S olarak bazı kitaplarda gösterilebilir. N artı. N artı olarak gösterilir ki daha hiçbir şey görmeden bu N artı ne anlamı geliyor hemen bahsedeceğiz. Öncelikle sayma sayılar kümesi ya da bir diğer adıyla pozitif doğal sayılar kümesi 1'den başlar. 1, 2, 3 sağa doğru büyüyerek ilerler. Sonsuza kadar gider diye bir tabir kullanılır ama aslına bakarsanız sonsuz bir yer değildir. Yani bu sayılar gidiyor, sonsuz diye bir yer var, orada bekliyor gibi bir durum yok aslında. Ama ağız alışkanlığı sonsuza gider şeklinde bir tabir kullanılmakta. Sonsuzluk aslında bir sıfattır. Yani sonsuza giderden ziyade sonsuzdurlar demek biraz daha doğru olur. Öncelikli olarak var olan şeyleri sayma ihtiyacını karşılarlar. Doğal sayılardan önce pozitif doğal sayıların kullanılmasının sebebi sıfırın matematiğe çok sonra girmiş olmasıdır. Yani ilk etapta olan şeyler sayılıyordu. Daha sonra olmayan şeylerin de sayma ihtiyacı, olmayan şeyleri de sayma ihtiyacı ya da olmayan bir şeyi ifade etme ihtiyacı doğdu. Tabii ki sıfırın matematiğe girişiyle ilgili M.Ö. 800'lere kadar dayanır. Tabii ki farklı toplumlar, farklı zamanlarda sıfırı düşünmüşler, sıfıra benzer simgeler, ifadeler kullanmışlardır. Ve zamanla tamamıyla matematikte sayılar içinde yerini almıştır. Doğal sayılar haliyle sıfırdan başlar. 0, 1, 2. Doğal sayılar da sonsuz adettedir. Göreceğiniz üzere pozitif doğal sayılarla doğal sayılar arasındaki tek fark sıfırdır. Aslında buradan sıfırın nötr olduğunu da anlayabiliriz. Bir sonraki aşamamız İnsanlar eksilen şeyleri de sayma ihtiyacı duydular. Yani borçları, kaybettikleri şeyleri vesaire. Bunun için de aynı doğal sayma sayıları gibi bunların eksillerini de sayı kümelerine dahil ettiler. Z ile gösterilir tam sayılar. Almanca Zahlen kelimesinden gelir. Z eşittir. Doğal sayıların, pozitif doğal sayıların negatifleri yani eksilleri sıfır. Ve sayma sayılardan oluşur. Yani eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Yani mesela bir sayı doğrusu düşünecek olursak, sayı doğrusu da aslında
çok ilginç bir şeydir ama bir fikir vermesi açısından başlangıç noktamız sıfır olsun. Sağa doğru, sıfırın sağına doğru sayılar büyür. Sıfırın soluna doğru gittikçe sayılar küçülür. Yani negatif tam sayılar aslında çok 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 küçüklerden bir yerlerden gelir. Sıfıra yaklaştıkça büyür. Sıfırda ne artıdır ne eksidir, nötr. Daha sonra 1, 2, 3 büyümeye devam eder. Burada bildiğiniz üzere aslında bazen karıştırılan ama çok önemli bir durum. Negatif sayılarda önemli olan şey, yani kıyaslama yapacak olursak önemli olan şey sayının sıfıra olan yakınlığıdır. Yani herhangi iki negatif sayı arasında sıfıra yakın olan büyüktür. Şimdi devam edelim. Sıradaki sayı kümemiz rasyonel sayılar. Q ile gösterilir. İtalyanca'da sanırım quotient, yani bölünebilen ya da parçalanan ya da bölme anlamına gelen bir kelimedir. Nedir rasyonel sayılar kümesi? Q ile gösterilir. Yazım kötü, kusura bakmayın. Farkındayım bunun. Rasyonel sayılar kümesini tanımlamadan önce kesirli ifadeleri tanımlayacağız. Rasyonel sayılar kümesi kesirli sayılardan oluşur. Öyle ki herhangi iki A ve B tam sayısı ele alalım ve B sıfırdan farklı olsun. A bölü B şeklinde yazılabilen ifadelere kesirli sayılar denir. Kesirli sayıların oluşturduğu bu kümeye de rasyonel sayılar kümesi denir. Peki neden rasyonel sayı denmiştir? Rasyonel yani gerçek. Yani gerçek değeri bilinen sayılardır. Peki gerçek değerini bilemediğimiz sayılar var mıdır? Vardır. Pi gibi, e gibi, kök 2 gibi mesela. Virgülden sonrasının herhangi bir kuralının olmadığı, yani rasyonel olmadığı ispatlanmıştır. Bu sayıların ondalık yazılımlarında virgülden sonrasının herhangi bir kuralının olmadığı bulunmuştur. Ki bu sayılara irrasyonel sayılar deriz. Q üssü olarak gösterilir. Yani rasyonel olmayan, irrasyonel. Başındaki ir takısı, olumsuzluk takısında aklınızda kalabilir. Rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve son olarak da reel sayılar kümesi. Reel sayılar kümesi şimdiye kadar bahsettiğimiz bütün kümeleri kapsayan, üzerinde çalıştığımız en geniş kümedir. Şimdilik üzerinde çalıştığımız ya da çalışacağımız en geniş kümedir. Ki bundan sonra reel sayılar kümesinden bir sonraki kümemiz karmaşık sayılar kümesidir. Ki kompleks sayılar da denir. Bu C ifadesiyle gösterilir. Karmaşık sayılar konusunda zaten ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Burada reel sayılardan tek fark, hatta en büyük fark i, imajinal yani sanal sayının sayı kümesine dahil olmasıdır. Orada da farklı bir sistem var. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi üzerinde çalışacağımız en geniş kümemiz reel sayılar. Reel sayılar kümesini şöyle inceleyecek olursak eğer, doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Peki rasyonel sayılar kümesi irrasyonel sayıların bir alt kümesindir? Tabii ki değildir. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Reel sayılar kümesini oluşturabilmemiz için buradaki en geniş küme nedir? Rasyonel sayılar kümesi birleşir irrasyonel sayılar kümesi diyebiliriz. Hatta bunu biraz daha farklı bir şekilde gösterecek olursak eğer, çok meşhur bir çizim vardır. Burası doğal sayılar kümesi olsun. Hemen altında tam sayılar kümesi daha geniş bir yelpazeye sahip. Ve onun altında rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar kümesi de tam sayılar ve doğal sayıları içinde barındırır. Hemen yanında şöyle, evet birleşim olarak gösterebiliriz. Hemen yanında bir irrasyonel sayılar kümesi ve bunların hepsini kapsayan bir reel sayılar kümesi olarak ifade edebiliriz. Yani aslında buradan gördüğümüz üzere bir doğal sayı
aynı zamanda bir irrasyonel sayı değildir. Ama bir doğal sayı aynı zamanda bir reel sayıdır. Hemen küçük bir örnek verelim. A artı B. A ve B birer rakam olmak üzere. A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Burada videoyu durdurup biraz düşünmenizi istiyorum. Umarım düşünmüşsünüzdür. Şimdi şöyle düşünelim. A artı B'nin alabileceği değerler, bildiğimiz üzere rakam 0'dan 9'a kadar 10 tane, 10 adet rakam var elimizde. Neler olabilir? Hepsini tek tek yazacak mıyız? Hayır. A artı B'nin en küçük değeri nedir? A 0, B 0 iken bu toplamın en küçük değeri 0'dır. A artı B'nin en büyük değeri nedir? A 9, B 9 iken bu toplamın en büyük değeri 18'dir. O zaman A artı B'nin alabileceği değerler 0'dan 18'e kadar olan sayılardır. Peki 0'dan 18'e kadar kaç tane sayı var? 0'da dahil olmak üzere toplam 19 farklı değer vardır. O zaman bu toplamın alabileceği farklı değer sayısı 19'dur. Şimdilik örneklere fazla ağırlık vermeyeceğim. Sorular için farklı videolar çekmeyi planlıyorum. Burada kısaca konuların özetinden, tanımlarından, ne işe yaradıklarından elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım. Önce elimizdeki malzemeleri tanımaya başlıyoruz. Sayılardan başladık, sayı kümelerinden başladık. Şimdi sırada tek sayı ve çift sayı kavramları.